Koleksiyonuyla dünyanın en zengin 5 müzesi arasında yer alan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yeni sergi salonları açılacak. Birbirinden değerli yaklaşık 5000 eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan 5 yeni sergi salonunda ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. Ceyda Muslu'nun özel haberini Ahmet Bağış görüntüledi. Restorasyon ve konservasyon süreçleri tamamlandı. Yaklaşık 5000 eser sergilenmeye hazırlandı. Dünyanın imparatorluk müzeleri arasında yer alan İstanbul Arkeoloji Müzeleri yakında yeni sergi salonları açacak. Kültür ve sanat tutkunları bu eserlerle ilk kez buluşacak. Eserler arasında heykeltıraşlığın 2500 yıllık gelişimini gözler önüne seren objeler yer alıyor. Antik çağdan sonra Helenistik dönemde başlayan ve milattan sonra 5. yüzyıla kadar geçen süreçte Helenistik dönem, erken Roma ve Roma İmparatorluk devri eserleri sergileniyor. Heykeltıraşlık tarihinin tarihi serüveni seyri burada ortaya konuluyor. İlk imparator Augustus'tan başlayarak Roma imparatorları ve ailelerine ait portre, büst veya heykel başları kronolojik olarak hazırlandı. 26 tane Roma imparatorunun heykelin başı yer alıyor. Bu aslında aynı zamanda dünyada en zengin imparator galerisi özelliği de taşıyor. Heykellerin yanı sıra dünyanın sayılı sikke koleksiyonlarından olan Yunan ve Roma sikkeleri de ilk defa sergilenecek. Eserlerin daha iyi anlaşılabilmesi için o dönemi yansıtan tematik resim panoları da hazırlandı. Tabii bu resimler hazırlanırken de hayali bir resim değil. Müze uzmanlarımızın büyük gayretleriyle ortaya koydukları tarihi objeler, eserler, simalar, portreler esas alınarak bu eserler hazırlanmış oldu. Anadolu'nun üç mermer kenti Afrodisias, Efes ve Milet'te anlatımlarda yerini aldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla açılacak 5 yeni sergi salonu yakında ziyaretçi ağırlamaya başlayacak.